O gün herkes bana aşık oluyordu. Çünkü ben bir vampirdim. Geceleri kırmızı zıvımla besleniyor, gündüzleri insan avlıyor ve kızları kendime hayran bırakıyordum. Bunlardan biri ise Sıla'ydı. Ben nereye gidersem Sıla peşimden geliyor, bana öpücükler atıyordu ve sürekli bana sarılmaya çalışıyordu. Artık ben ise buna katlanamıyordum. Sıla'dan ayrılmam gerekiyordu ve ben de bir karar aldım. Ne yapıp edip Sıla'yı kendimden nefret ettirecektim. Aşkım 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 aşkım, senle birlikte çift sövmesi yaptır olur mu bebişim? Hayır, seninle bir şey yaptırmak falan istemiyorum, tamam mı? Senden bıktım artık. Aşkım niye öyle diyorsun? Hem eğer sen benden ayrılmak istersen senin babama söylerim. Çünkü ben sensiz yaşayamam. Seni çok seviyorum minik prensim. Ne? Babana mı söylersin? Eğer senden ayrılırsan babam bana ne yapar? Babamın koskoca büyük gümüş hançeri var ya, onun ucunu iyice sarımsağa batırır. Sonra hançeri sana saplar. Aşkım merak etme, ben seni korurum minik bebeğim. Amanın amanın. Neyse, sen bu kadar bana yakın olma, tamam mı? Ben seni istemiyorum, anladın mı beni? Ne, beni istemiyor musun? Seni babama söyleyeceğim. Alo baba. Ben sana şaka yaptım, şaka. Aşkım ya, çok komiksin. Canım aşkım, ulan sarıl, hadi sarıl, sarıl beni. Eyvallah olsun, hapı yuttum valla. Benim bir tuvalete kadar gitmem lazım. Ben de gelin, ben de gelin, birlikte gülelim mi sevgiliyiz ya? Hayır, ben de gelemezsin çünkü ben büyük tuvaletimi yapacağım. Oo, o yüzden, tamam mı? Ay evet, ben buna şahit olmak istemem ama hemen gel, seni çok özlerim. O yüzden ben gidiyorum şimdi, Allah. Ay çok özleyeceğim ya. Aşkım 2 dakika görememek benim yüreğimi dağılıyor. Aşkım hemen gel. Aman Allah'ım ya, bu kızdan ayrılamıyorum. Ayrılmam lazım bundan. Allah'ım sen bana yardım et, şundan ayrılayım. Ama ayrılamıyorum ki. Ayrılırsam babası benim tüm vampirlik hayatımı sona erdirir valla. Ay ne yapacağım? Ha buldum. Sıla eğer benden ayrılırsa benim bir suçum olmaz. O halde vampir olarak hayatıma devam edebilirim. Çok iyi fikir. O halde Sıla'nın benden ayrılmasını sağlamalıyım. Nasıl yapabilirim bunu? Aa çok iyi bir fikrim var. Sıla giyime ve kendine önem veren erkeklerden hoşlanır. Hoş kokuları falan çok sever. Böyle güzel kıyafetleri de çok sever. O halde ne yapayım biliyor musun? Gidip paspas giyinimi çirkin giyineyim. İyice ihraç olayım. Sıla beni sevmesin. Ondan sonra da benden ayrılsın. Bu çok iyi fikir. O zaman hemen gidip paspas giyineyim. Of ya, canım sevgilim nerede kaldı? 3 dakikada resmen kalbimin yarısı yok gibi hissediyorum. Selam, ben geldim. Mert, sana ne oldu böyle? Kızım hayırdır, beğenemedin mi? Benim her zaman tarzım böyleydi, anladın mı beni? Ben böyle kro bir erkeğim. O yüzden böyle erkek sevmeyeceksen falan baştan söyle. Seninle sevgiliyken öyle şık iğrenç kıyafetler falan giyiyordum. Ama artık seninle sevgili olduğuma göre gerçek halime bürünebilirim. Bundan sonra hep böyle giyineceğim, anladın mı beni? Neyse, yani benden ayrılmak falan istersen bana söyleyebilirsin. Mert, sen üstüne yırtık bir tişört giymişsin ve altına şalvar giymişsin. İnanamıyorum. Ya inanamıyorum. Bu çok vintage bir tarz. Gerçekten bu tarza bayıldım. Sana tekrar tekrar aşık oldum canım aşkım. Ha? Sen ne yapıyorsun ya? Gerçekten bu halimi sevdin mi? Iyy, ne biçim kızsın sen ya? Bu halimi gerçekten sevdin mi? Bak ayrılmak istiyorsan falan bana söyleyebilirsin. Hiç üzülmem ya. Bu halim sevilir mi ya? Bir erkeğin böyle halini sevemezsin, anladın mı beni? Aa, Mert'im, gül tanem, nur tanem, aşk tanem. Sen hiç gerçek aşk ne demek bilir misin? Gerçek aşk erkeğini her halinle sevmektir. Ben seni çok seviyorum tatlı prensin. Hay ben senin tatlı prensinin içine diyeyim ya. Böyle bir erkeği nasıl sevebilirsin? Ya. Sen zaten erkekleri sevmiyorsun ki, vampirleri seviyorsun. Sakin ol, tamam mı? Sakin. Seni bir öpeyim. Ah, telefonum çalıyor. Bir dakika, kim arıyor? Babam arıyor. Alo, efendim babişko. Evet babişko, bana parfüm mü aldın? Ne demek güllü parfüm aldın baba? Ne demek güllü parfüm aldın? Benim gül alerjim var, bilmiyor musun? Her yerim çizsin, hasta olayım, hastaneye mi yatırılayım istiyorsun ya? Evet, git 1000 euroya yenisini al. Ya görüyor musun aşkım ya? Babam bana güllü parfüm almış. Benim gül alerjim var ya. Babam bunu nasıl yapmış ya? Sana güllü parfüm mü almış? Evet. Aa, sen çok üzülmüşsündür. Evet. Dur, ben sana gidip bir hediye alayım. Ah, bana hediye mi alacaksın? Ya erkeğime bak, erkeğime ya. Bana hediyeler oluyor. Gerçekten bu harika bir çocuk. İyi ki böyle biriyle sevgiliyim. Çok şanslıyım valla. Oh be, sonunda şu çirkin kıyafetlerden kurtuldum. Çok mutluyum ya Rabbim. Bunlar nasıl kıyafetler böyle? İğrenç. Neyse, şimdi kızdan kurtulmam lazım. Nasıl kurtulacağımı da çok iyi biliyorum. Kızın neye alerjisi var? Gül alerjisi var. Ve babası ona ne aldı? Gül aldı. Ve babasına çok kızdı. O halde bana da çok kızacak. Çünkü ben ne yapacağım? Ona gideceğim. Bu gülden oluşan iyice edeceğim. Ve alerjisini biliyormuş gibi davranacağım. Kız da buna dikkat etmediğimi düşünecek. Onunla ilgilenmediğimi düşünecek ve benden ayrılacak. Ay çok iyi fikir. O halde ben gidip ona şunu hediye edeyim. Ay aşkım nerede?
yapacağım dedi. Hala gelmedi. Çok heyecanlıyım. Aşkım hoş geldin. Hadi bana sürprizini göster. Tabii ki de gösteririm aşkım. Sana çok güzel bir sürpriz aldım. Eminim buna bayılacaksın. Tada! Ha? Onu benden uzak tut. Benim gül alerjim var. Aa aşkım ben nasıl düşüncesizlik etmişim. Vallahi senin sevgilinin bu kadar düşüncesiz olmasını istemezsin değil mi? Sana gitmişim gülden ayıcık almışım. Üstelik de ben senin gül alerjin olduğunu biliyorum. İstersen bana kızım ayrılabilirsin benden ne dersin? İstersen benden ayrı. Aşkım ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Aa bayıldı. Çok güzel bayıldığına göre daha da sinirlenecek. Hatta ne yapayım biliyor musun? Şunu bir hastaneye götüreyim bir iğne yaptırayım üstüne. İğne de yapalım. Ondan sonra bu kız delirir. Ondan sonra benden kesin ayrılır. Hadi şunu taşıyayım. Ay niye düzgün taşıyorum ki? Kucağımda taşımıyorum. Ayaklarından tutayım yerde taşıyayım. Ay çok iyi fikir. O zaman gel bakalım. Hoppala. Hadi bakalım. Canın acısın. Hadi yürü. Hoş geldiniz efendim. Hastanın nesi var? Hasta çok kötü. Biliyor musunuz? Ne oldu biliyor musunuz? Hasta güle maruz kaldı. Üstelik güle alerjisi var. Ah vallahi çok üzüldüm gerçekten. Ona bir iğne yaparsınız kendine gelir. Ama mutlaka ne diyeyim biliyor musunuz? Mert Sarı yaptırdı. Sevgiliniz yaptırdı iğneyi diyeyim tamam mı? Tabii efendim. İğnesini yaparım. Ama ilk önce kendisini uyandırmam gerekiyor. Hanımefendi. Şu an iğne yapacağım size. Ne iğnesi ya? Yok. Ben iğne falan istemiyorum ya. İğne nereden çıktı? Ne alaka? Hanımefendi kusura bakmayın ama bu iğneyi size yapmam lazım. Çünkü sevgiliniz özellikle iğne yapmamı söyledi. Evet ama iğne yaparken öyle masumca yapmayın tamam mı? Canını gerçekten yakın. Aşkım aşk olsun ya. Niye öyle diyorsun? Yoksa sen beni sevmiyor musun? Resmen canım yansın diye uğraşıyorsun ya. Ama sen böyle hastalansan ben ne yapardım biliyor musun? Seni Amerikalara götürürdüm. Orada tedavi ettirirdim. Sen beni sevmiyorsan. Evet sevmiyorum tamam mı? Şimdi sana öyle bir iğne yapacak ki doktor hanım. Canın çok acıyacak. O iğneyi yapıldıktan sonra artık benden ayrılır mısın? Yoksa beni sevmez misin bilmiyorum. Sen doktor hanım onu dinleme. Hadi yap şu iğneyi ona. Tamam yapıyorum şu an. Yap bakalım. Güzel. Ay canı da yandı. Şimdi kesin benden ayrılacak. Aşkım iyi misin? Aşkım evet çok iyi hissediyorum. Resmen iğne sayesinde iyileştim. Aa anladım. Demek sen ondan sert davranıyorsun. İğne olacaktım iyileşecektim. Bunu düşündün değil mi? Sen ne kadar düşünceli bir çocuksun. Ben sana nasıl aşık olmayayım? Ne saçmalıyorsun ya? Sana bilerek iğne yaptırdım. Canını yaktım. Ve üstelik bilerek sana gülden hediye aldım. Ve sen buna rağmen bana hala aşık mısın? İyice delirmiş olmalısın sen ha. Aşkım bak şimdi. Sen bana hediye aldın. Ve hediye yanlışlıkla beni bu duruma soktu. Ve sen bana iğne yaptırdın. Çünkü benim iyileşmemi istiyorsun. Sen çok düşünceli bir sevgilisin. Hayır değilim tamam mı? Bilerek yaptım bilerek. Beni sevme artık ya. Sevmeni istemiyorum. Evet bilerek yaptın. Ama neyi bilerek yaptın biliyor musun? Bana hediye almayı. Resmen beni mutlu etmeye çalıştın. Böyle olacağını bilemezdin. Seni çok seviyorum canım sevgilim. Of ya. İyi tamam ben gidiyorum tamam mı? Yeter artık daha fazla katlanamıyorum. Nereye gidiyorsun? Neyse herhalde bana başka bir sürpriz yapmaya gidiyor. Olabilir. Bir daha da sakın bana iğne vurmayın. Sizi var ya yolarım babama söylerim. Artık yeter ya. Bu kız beni çok seviyor ve ben bu kızdan kurtulamıyorum. Yeter ya Rabbim yeter. Aşkım minik balım tatlı çiçeğim minik bebeğim. Oy şu vampir surata bak şu vampir surata. Ben sana ne çizdim? Tada! Ne çizdin yine? Ne yaptın yine? Yani senin bu kadar sevgi dolu şeylerinden bıktım tamam mı? Ne çizdin bana ne? Aşkım bak bu kalp ikimizin kalbi. Burada sen varsın. Burada ben. Ve ömür boyu mutlu bir kalp. Seni çok seviyorum benim aşkım. Ya öyle mi? Ver şu kağıda bir bakayım. Bak şimdi kağıda ne yapacağım? Aa, gördün mü? Sen benim aşkım falan değilsin tamam mı? Senden nefret ediyorum. İlginden nefret ediyorum. Artık bırak be. Artık rahat bir nefes alayım ya. Seni istemiyorum ya. Yürü git ya. İnanmıyorum ben. Bu kadar mı nefret ediyorsun benden? Sana emek verdiğim ve çizdiğim kalbi paramparça ettin. Sen beni gerçekten sevmiyorsun. Aa, kalbini kırdım galiba. Çok üzüldü. Ben bu kadar üzüleceğini bilmiyordum ki. Ama ben sandım ki benden normal bir şekilde ayrılır ve yaşantısına devam eder sandım. Ama o çok üzüldü. Eyvah olsun. Vallahi benim de kalbim kırıldı. Gidip onun gönlünü almam lazım. Nasıl gönlünü alabilirim ki ben onun? Aa, bir saniye çok iyi fikrim var. Onun nasıl gönlünü alacağımı çok iyi biliyorum.
Hey, bana bak. Senin kıymetini bilemediğim için ve seni üzdüğüm için senden özür diliyorum. Benimle evlenir misin? Evet, evet, evet. Aa, çok mutluyum canım aşkım. Arkadaşlar, bu videoyu sevdiyseniz videoya like atın. Ve bakın, burada bir sürü videolar çıktı. Aa, dur, yere düşeceğim sınav. Arkadaşlar, bir sürü videolar çıktı. Onlara tıklayarak videoları izleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.